Selam arkadaşlar, kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle Crypto Delivery projesinin bir videosunu daha çekmek için buradayım arkadaşlar. Bu videoya geçmeden önce bu videoda anlatan hiçbir şeyin yatırım tavsiyesi olmadığını, bu videoda anlatanların sadece inceleme videosu olduğunu unutmayın dostlarım deyip videomuza geçiyoruz arkadaşlar. Crypto Delivery projesi geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz token sale'dı, peak sale'dı yapmıştı ve tokenini çıkarttılar. Şu an tokenin grafiği bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde tokenin grafiğini görüntüleyebiliyorsunuz. Bu 15 dakikalık tabi. Günlük olarak baktığınızda bu şekilde bir grafik izliyor arkadaşlar. Şu anda bir artışta. Ve arkadaşlar Crypto Delivery projesi nasıldı? Sürekli sipariş götürdüğümüz, test imalat götürdüğümüz bir projeydi. Ve ben de arkadaşlar hesabımda 500 token var ve 500 tokenle 5 tane karakter açacağım. Bu videonun öncelikle arkadaşlar kanalın devamlılığını sağlaması için sponsorlu bir içerik olduğunu unutmayın. Ama dediğim gibi hani bu projenin kazandırmayacağı veya kötü olduğunu anlamına gelmez. Her şeyi kazandırabilir bu piyasada. Çünkü geçen yıl biliyorsunuz Sunflower Land gibi oyunlar ne kadar kazandırdı. Şimdi arkadaşlar Connect Wallet diyorum, MetaMask'ı bağladım. Hemen ben de sizlerle alacağım, MetaMask'ımı bağladım. Yan cüzdan kullanıyorum ben genelde böyle şeylerde. Çünkü bütün oyunları farklı farklı ayırmak gerekiyor. Burada arkadaşlar oyuna ne yapacağım, yatıracağım. Deposit dedim. Buradan arkadaşlar 500'ü yatırıyorum. Ve buradan araç alacağım arkadaşlar. Araçların çıkma yüzdeliğini de sizlere göstereyim hemen. Crypto Delivery'nin sitesinde. Burada arkadaşlar White Paper'dan hemen sitenin çıkma ihtimallerini de göstereyim. Hemen bu gerçekleşti. Bir tane daha burada onay vereceğiz. Bu arada şöyle bir sıkıntı var. BNB yetmeyebilir. Hemen ben wallet'ımdan BNB göndereceğim. Evet arkadaşlar, hesabımı BNB gönderdim. Şimdi geçecektir. Buradan arkadaşlar zaten oyunda Gas Station alabildiğimiz 2 BNB'yi biliyorduk. Bunlar arkadaşlar daha 879 tane kalmış ve Gas Station arkadaşlar bildiğiniz land gibi düşünebilirsiniz. Burada inventory'de NFT'leri görüyorsunuz. Shop'tan arkadaşlar araçlar alabiliyorsunuz. Şimdi araçların çıkma ihtimali de arkadaşlar burada. Yani önceki videomuzu izlerseniz oyun hakkında daha da belli bir planınız olur. Oyun hakkında daha da bir bilgi sahibi olursunuz. Yani burada arkadaşlar motosiklet çıkmasın. Diğerleri çıksın çok daha iyi. Bizim için bakalım hangisini çıkartacağım. Yani inşallah iyi bir şey çıkartırım diyorum ben de. Sizlerle birlikte. Şimdi arkadaşlar burada wallet balansımı görmeye hemen F5 attım. Buradan 500'lüğü atacağım. Niye saymadı? Ben yükledim buraya, bir saniye. Buraya wallet'ım bağlı değilmiş şu an. Bir dakika pardon, bir daha bağlayalım wallet'ımızı. Wallet'ımızı deposit yapmıştık in-game'e. In-game'den alınmıyor mu? Tekrar mı çekmem lazım? You don't have any decoys wallet'ı. Aa, wallet'ı yok diyor. Ben oyuna attım coin'i. Bir saniye withdraw yapayım. Withdraw yapıyorum arkadaşlar tekrardan. Niye oyunun içine attıysam. 14 senede bir withdraw işlemi gerçekleştirdim. Umarım kesintisiz, fiilsiz birlikte çekebilirim. Ben niye oyun içine attıysam oyun içinden mintlenir geldi. Oyun içinden mintleyeceğiz sandım. Hayır, wallet'tan direkt alıyormuş. Oyun içinde kazandıklarımız büyük ihtimal geliyor. Hemen bekliyorum onaylanmasını. Evet arkadaşlar, coinlerim geri geldi. Bir yaklaşık 5 dakika sürdü. Ve şu an coinlerim geri geldi ama şöyle bir şey var. 480 de coin'im oldu. Yani 4 tane mintleyeceğim arkadaşlar. Hemen mintliyorum. Bir ilkini açıyoruz. İnşallah dediğim gibi iyi şeyler çıkartırız. Hani hep motosiklet çıkarmak istemiyorum. Hani iyi bir şeyler çıkartsak çok daha iyi olacaktır açıkçası. Hemen buradan mintledim. Hemen 1'de 2 oldu. Bu arada arkadaşlar kazançtan falan vesaire bunlarla ilgili Discord'dan veya Twitch yayınlarımızdan bahsedeceğim bunlarla da. Hani bunları da detaylı olarak Ruiz'ini falan hesaplayacağım. Daha burada hani videoda mint işlemi yaptığım için hesaplayamıyorum, onu söyleyeyim. Hani bu ancak bir sonraki günlerde çıkabilir. Hemen bir mint dedik, bakalım ne çıkacak. Wallet'ta kabul ettik. Hepsine ayrı ayrı fee vermemiz de gerekecek. Coin arttığı için you have just bir tane açtın diyor. Ne çıktı? Aa, motosiklet çıktı arkadaşlar. Çok kötü, devam ediyorum açmaya. Keşke motosiklet çıkmasa çok daha mutlu olabilirdim. Motosiklet gerçekten benim moralim bozdu. Ama önemli değil. Dördünden bir tane iyi bir şey çıkartacağız. Zaten uçak falan çıkma ihtimali çok zor. Yani 0.04 yani. Hani zor çıkartırız gibi. Bekliyorum yine. Dört tane böyle mintleyeceğiz. Yani çekerken de %50'lik olarak fee çekmiş normal olaraktan. Yani 20 coin çekmiş. 500'de 20 coin normal. 500'de 20 coin normal. %5 bir fee var demek ki. Ya genelde oyunlarda böyle %5 %10 fiyalar hadi. Evet, yine motosiklet. Arkadaşlar %80 ihtimalle zaten motosiklet çıkıyor. Yani 5 taneden biri farklı çıkabilirdi açsaydık. Hani bu ihtimal olarak, olasılık olarak tabii bir taneden de iyi çıkartabilirsin. Bu ayrı bir olay ama dediğim gibi bakalım 4 taneden ne çıkardı. 3.'yi açıyorum. Hadi güzel bir şey ver. Bize artık böyle iyi bir şey, bizi sevindirecek bir haber ver ya. Evet, yine motosiklet. Sonuncuyu mitliyorum dostlar. Bu arada arkadaşlar tanesinin fiyatını da şöyle hesaplayalım. Hani bastı burada, bast yapmayın da USDT olarak bakalım. Tanesi 100 coin olduğu için tanesi 25 dolara denk geliyor. Ne çıkardık? Hadi artık. Evet, bir tane daha motosikletimiz oldu arkadaşlar. Inventory'de motosikletlerimizi görebiliyoruz ve marketplace'te arkadaşlar
listeleyebiliyoruz bunları. Şu anlık daha Marketplace'te bir şey yok. Shop'tan daha alabiliyoruz. Bir airdrop decoin'i de yapacaklarını söylüyorlar arkadaşlar. Gift balansla birlikte bunları da açabiliyormuşuz. Buradan arkadaşlar bahsediyorlar. Şimdi arkadaşlar bunları ben daha hiç göndermedim. Bunları hemen olaraktan neye gönderiyoruz? Kargoya gönderiyoruz. Total Robert 8 tane bana coin verdi gördüğünüz üzere. Gönderdik. Ve arkadaşlar bir günde bu kadar veriyor bu. Bunu da gönderelim. Bunlar bir de şansa göre daha fazla coin de verebiliyor. 6 tane verdi arkadaşlar. Bunu gönderdik. Buradan 6 tane aldım arkadaşlar. 24 saatte bir günlük belli sipariş yapabiliyor arkadaşlar bu motorlar. Onu söyleyeyim, buradan da 2 tane alabildim. Hani bakın günlük bu motorlar arkadaşlar şurada özellikleri yazıyor. Gas station'da öncelikle benzinleri bitince benzin almanız gerekiyor ve motosikletlerin günlük getirisi 2. 2 tane getirebiliyorlar buradan size sipariş. Ve bu siparişlerden de getirebildikleri sistem farklı. Neredeydi bu, hemen o tarafa bakalım. Play'de arkadaşlar token, motosiklet, coin bir günde maksimum 5, 1 kazanabiliyor en az. Ama şöyle random olarak geliyor hani burada. Coin kazanma olasılıkları az sipariş verdikleri için daha kötü. Hani 2 sipariş verebiliyorlar. Burada bundan bahsetmiş zaten. Hani burada arkadaşlar motosiklet de bize 2 tane günde sipariş verebiliyor ve 5 full'dan bahsediyor. Burada zaten göstermiş. Mesela diğer şeyler çıksaydı 3 sipariş, 4 sipariş çok daha fazla kasabilecekti. Yani benim 4 NFT'im bir günde arkadaşlar 22 coin kasabildi. Ben buraya 400 coin harcadım. Hani bugünü ortalama olarak baz alırsak, bir de burada yakım da olacaktır. Hani 400 bölü 22'den ROI'si ne kadar oluyor? 18 gün, ama tabii ki de burada benzin menzin harcayacaksınız. 20 gün üstü bir ROI olacaktır arkadaşlar burada. Burada kendi istasyonumuzu vesaire de yapabileceğiz ve aynı zamanda benzin fullemek için de bir arkadaşlar burada fee yakımı olacağız. Geçtiğimiz günlerde, ilerideki günlerde neler olacağını sizlere detaylı aktarırım. Zaten hani bu Twitch yayınlarında, Discord'da sorabilirsiniz bana. ROI'si kaç gün, ne yapmamız gerekiyor, neler oluyor. Hani videomuz bu kadar dostlar şimdilik. Dediğim gibi ROI'si yaklaşık 20 gün vesaire civarı. İçeride coin'in içine baktığımızda 24 bin dolar market cap var. Çok büyük mü? Bence bu piyasadaki oyunlara göre değil. Ama ne olacağı belli mi olur? Birazcık böyle arkadaşlar, ne bir sistem, hani böyle ilk girenlerin kazanacağı, son girenlerin kaybedeceği gibi bir sistem yapmışlar gibi duruyor. Ama neyin ne kazandıracağını bilemediğimiz için ben genelde çoğu oyunu paylaşmayı tercih ediyorum. Çünkü bu oyunda yarın bir gün çok uzun devam ederse neler olabilir? Mesela Bomb Crypto gibi örnek. Bunun gibi birçok oyun var. Videoda anlatmak istediklerim bu kadar dostlar. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirimleri tümünü açıp video like, yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz, kendinize çok iyi bakın. Bay bay.